Şimdi arkadaşlar yeni bir kovan yaptık. Geçenki yapmış olduğumuz kara kovanın bir değişeni yaptık inşallah. Ondan önce ben bunda nasıl bir taban kullanacağız onu göstereyim. Tabanda yine aynı şekilde polen tuzaklı bir kovan kullanacağız. Bu şekilde. Bu kovanda tabii yukarısı şey olduğundan içi havalandırmalı bir kovanı tavsiye ediyorum. Bunun altında polen ve varava için tuzakları var. Varavalar yukarı düştüğü zaman tekrar araya birleşmediği için böyle bir kovan sizin için sağlıklı olacak. Alt kovanımız bu şekilde. Çıtalarımız var. Çıtalarımız bu şekil. İşleri hep yarık petek takmada size daha kolay olacak, daha yardımcı olacak. Bu şekilde ürünümüz. Şimdi yeni yapmış olduğumuz üründe geçenki yapmış olduğumuz kara kovanın bir alt küçüğü. Geçenki kasnaklarımız 20, 32 santimdi. Bunlar 27 santim. Arının doldurup doldurmayacağı arasında bir problem yaşanıyordu. İnşallah o problem şimdi kalmayacak. Bunda stil olaraktan yine aynı. Alt tarafı şu şekilde. Altına giriş için ana ızgarası kullandık. Buradan arının çıkabilmesi için, rahat çıkabilmesi için bir üçgen çıtamız var altından. Tırmanması kolay olsun diye. Bu şekilde bir karakovan. Böyle bir şey tasarladık. Bu da şık oldu. İnşallah. Güzel bir kovan. Yine örtü bezi kullanın bu kovanda. Çıtalar geçenkine nazaran daha küçük. İsterseniz ben geçenkini de bir göstereyim size. Geçenki kovan modelimiz buydu. Bu şekilde de. Bu da aynı şekilde. Kasnak çaplarımızdaki aradaki fark şu şekilde bir fark var. Bu da çok ideal. Hemen hemen her arının tereddütsüz doldurabileceği bir kasnak çapına ayarladık diye düşünüyorum. Tabi florası iyi olanlar büyükten kullanır. Küçük olanlar, iyi olmayanlar küçükten kullanır. Tarzımız bu şekilde bir kovan. Varımızdan hayır görün. Tanışmak ümidiyle. Her zaman yerimize bekleriz. Ürünümüz bol ve bereketli olsun inşallah.